Bayrağım yine ters dönmüş. Havaya bakar mısınız? Mis gibi bir hava var. Çok güzel bir hava var. Bu arada herkese merhabalar. Herkese günaydın arkadaşlar. Şöyle bayrağımı da düzelteyim. Antalya'mızın en güzel ve en yaşanılacak zamanlarındayız arkadaşlar şu anda. Antalya'nın yazı çekilmez. Sizler de biliyorsunuz ki çoğu arkadaş biliyordur büyük bir ihtimalle. Her tatile gelenler için çok güzel bir havası var ama Antalya'da yaşayanlar için 2 ay berbat. 2 ay nefes alamıyoruz. Nemden nefes alamıyoruz. İnanın ki o kadar kötü bir nem oluşuyor yazın. %90'lara %100'lere ulaşıyor diyebilirim yani bazı zamanlarda. Neyse, hazırlandım, çıkacağım. Evimde hala soğanım yok. Soğanla gideceğim, geleceğim, yemeğimi yapacağım hemen hızlı bir şekilde. Bugün iftar menümüzde ne var? Taze fasulye, bulgur pilavı, çorba ve ne bugün? Salata yaparım büyük bir ihtimalle. Salatayı çok seviyorum. İsmail de salatayı gerçekten çok seviyor. Şuradan koyayım. Sabahtan da yaz helvamı yaptım. Şöyle göstereyim. İsmail'cim çok sevdi yaz helvasını. Sabah işlerime başlamadan önce ilk önce helvamı yaptım. Şöyle tezgahımı da koydum. Böyle küçük küçük porsiyonlar halinde yaptım ben bu sefer. Yemelik puding gibi olsun diye yani düşündüm. İlk yaptığımda çok beğendiydi. Hatta kaldı mı diye sorduydum. Kalmamıştı ki. Tatlının %90'ını İsmail yediydi. Ben zaten dediğim gibi hiç yemediydim. Bilmiyorum, belki kendi videomda mı söyledim, Nihal ablamın videosunda mı? İnanın ki unutuyorum artık, karıştırıyorum da. Yapmış olduğum yaz helvasından hiç yemedim. Yemedim. O gün iftar yaptıktan sonra nedense çok da yemek içimden gelmedi. Yiyeyim. Yani doyduydum. Bayağı bir şey yaptım. Ama İsmail yedi. O gün İsmail helvan hemen hemen %90'ını yedi. Hakan'cığım dedi, o da çok beğendi. Hani Nihal ablayla beraber tabii, ama Nihal abla tabii ki de çok fazla yemiyor. Sizler de biliyorsunuz ki kilosuna dikkat etmeye çalışıyor. Nihal ablacığımın kilosuyla da alakalı, herkes Nihal ablam 51 kiloluna çok fazla inanmıyorlar. Çok fazla, hani 51 kilo değil 70 kilo işte, yalan söylüyor falan filan dedi ki size, yani Nihal abla kilosuyla alakalı neden yalan söylesin ki, niye ben yani 70 kiloyken 51 kilo desin ki, evet dediği de doğru. 51 kilo, 52 kilo o aralarda gidiyor. Çok fazla da yemek yiyen bir insan değil Nihal abla. Nihal ablacığım öğünlerine demeyeyim de, Nihal abla yediklerine gerçekten çok dikkat eden bir insan. Dediğim gibi sınırını bilir, ne kadar yiyeceğini bilir ve akşamları kesinlikle ve kesinlikle 5'ten 6'dan sonra hiçbir şekilde ekmek yemez, makarna yemez, pilav yemez, hiçbir şey yemez, o tür şeyler yemez. Genelde sebze ve salata ağırlıklı beslenir ki kilosu da gerçekten de dikkat ediyor. Ve Nihal ablacığım zaten biliyorsunuz ki ayağından dolayı sıkıntı olduğundan dolayı da yedikçe oturuyor. Yedikçe oturduğundan da kilo alması daha da bir kolay oluyor. Çok fazla, çünkü spor yapma gibi bir şansı yok. Yürüme gibi bir şansı yok. Hareket etme gibi bir şansı yok yani. O yüzden de yediklerine gerçekten dikkat ediyor. Ve Nihal abla dediği gibi de kilosu 51 kilo. Ya 51 olmasa 52. Hani bilemediniz 53 olsun, ama sizin o dediğiniz gibi 70 kilolarla kesinlikle ve kesinlikle yok. Nihal abla dünkü videosunda da söylemişti. Nihal abla maksimum taş çatlasın görmüş olduğu kilo önlemde de 65 kilodur. O da zaten kolundan yeni ameliyat olduğunda ve biz beraber sürekli olarak görüşüp de böyle pasta, tatlı, börek yaptığım zamanlarda Nihal ablacığım sağ olsun 65 kiloya kadar çıkardım. Ben ne yaparsam Nihal ablama da bir tabak mutlaka ve mutlaka gönderirdim. Hiç şey yapmazdık ama artık öyle şeyleri kestik, yapmıyorum. Bayağıdan beri, uzun zamandan beri çok fazla, hani önceki gibi tatlı şeyleri, tatlı, börek, pasta, kek gibi şeyler yapmıyorum. Yapacağım, yapınca da yeniyor ya. İnanın ki yeniyor, yandıkça da zaten görüyorsunuz. Nihal abla siz 70 kilo diyorsanız herhalde ben bir 90 kilo varımdır. Büyük bir ihtimalle sizin yüzünüzde. Anca. Ne diyorsun? Aradın ama Nihal abla duymamışsın kız. Lavabodaydım. Ha. Sesler kısa, beni duydun mu? Duydum kız, duymam. Apartman duydu geliyorum dediğini. Apartman duydu. Öyle güzel vardı ki. Neyse, ben markete gidiyorum. Bir şey isteyeyim mi? İstemiyorum. Aynı istiyorum. Ha, istiyorum. Evet, istiyor musun? Tamam. Evet. Soğanım yok biliyor musun? Senden soğan istemeye de yüzüm yok. Aşk olsun ya. Ne gibi soğan var evde? Şaka şaka. Soğan alman lazım. Soğan için gidiyorsan gitme. Soğan için gidiyorum. Şerbet alacağım. Yoğurdum yok. Yoğurt alacağım.
Ya bunları almam lazım. Ramazan şerbeti biliyorsun ki yok. Ben çok severim ben Ramazan Önce şerbeti. yedekleri yap. Ya dur bir dakika bir alayım bir köyce bir kapı karıştır. Evdekileri de yapacağım tamam söz. Bir bakayım ona şerbet alayım da bir de onları bir deneyim. Şimdi tadamıyorum ki tatmadan dolu şeyi de anlamıyorum ben. Ha. Tutturamayacağımı da bilemiyorum bu sefer. Akşamdan yapıp koyacaksın dolaba. Evet, akşamdan yapayım. İnşallah. Yapacağım şişelerin içine şey aldıydık ya. Süreyya güzel bir şeyler aldıydık ya kapattım. Ya Umarım onun içine çok olur. koyacaksın. Aynen akşamlar. Ne istiyorsan markette. Beyaz çikolata istiyorum. Beyaz çikolata. Kaç gram kaç tane ya bu? Bir tane istiyorum. Bak Çok büyük olmasına gerek yok. bir 2-3 parça. tanesi 80 gram. Böyle şey alacağım. Büyük 80 gramlık alacağım. Bir tane o zaman yeter. Sonra ileride yine yapacağın zaman yine kullanırsın. Kaldırırsın. Ne yapacaksın? Helva mı yapacaksın? Ama benim durdum. Muhallebi. Muhallebi yapacağım. Tahinli. Dediydin. Dünden seni söyle dedi. Tamam İşte ben bir sana... parçada çikolata güzel oluyor biliyor musun şeyde? Tamam alayım ben. Başka istediğin bir şey var mı? Başka istediğim bir şey yok kuzum ya şimdi kalkma. Genelde bir şey yok. Bugün de çıkmayacağım. Ben evden şu işlerimi bir halledeyim. Motifleri bir tamamladım. Onları bir birleştireyim. Birleştirmeyi akşam beraber yapalım. Hayır ben 4 tanesini birleştireyim bir bak. Ha, tamam o zaman. Öyle de olur. Bitirdim motifleri. Şimdi renk sırasına göre bir ayarlayayım da. Tamam sen o ayarla 4 tanesini birleştir. Ben de gideyim gelin şey vereyim. Alacaklarımı alayım. Şebnem'e geçeceğim ya. Şebnem'e çıkmadan yemeği de hazırlayayım da. Yemeğimi falan yapayım öyle. Şey yapsaydın alırdın soğanı yapardın yemeğini sonra gelirken alırdın soğan. Yani bir sürü şey de alacağım. Çünkü ben Şebnem'den büyük bir ihtimalle Hakan'ı almaya geçerim. Hakan'la da markete uğramak istemiyorum açıkçası ya. Evet o gitme Yani gitmez zaten Hakan'la Hakan. markete geldiğim zaman biraz zararlı çıkıyorum ben. Evet. Her Bulduğunu atıyor sepete. Bulduğunu sepete atıyor çocuk. Çıkardığı zaman da şey yapıyor. Onu da hiç, onu zaten artık markete sokmuyor. Bana bak, bana bak. Nihal ablaya öyle diyor. Bana bak, bana bak diyor Nihal ablaya. Nihal ablaya artık hesap sormaya başladı Nihal ablasına. İyi de diye şey yapıyor. Bana bak, bana bak diyor. Var mı çöpünü atayım hayatım? Yok kızım çöpünü. Tamam Dün haber. atmıştık ya. Doğru. Yine haberleşiriz. Şebnem'e de çok selam söyle. Aleyküm selam, hadi görüşürüz. Daha gitmiyor ki Şebnem'e. Uğrayacağım ben sana daha, dur. Hayır, oradan ben doğru marketten gelince geleceksin. Marketten gelince geleceğim aynı. Hadi Tamam. görüşürüz. Benim aktüelde indirimde neler varmış Ramazan ayıyla alakalı. Basmati pirinç. 1 kilosu 47,5 düşmüş. Aslında benim bunu almam lazım ya. Bunun da azaldı. Arnika'yı görünce tüylerim diken diken oluyor. İnanın ki ya. Gerçekten şu annemin Arnika kahve makinesi aynısı. Of. Ben demin Ramazan şerbetlerini daha çok seviyorum. Hani Uludağ Muludağ çok sevmiyorum ama demin bu. Osmanoğlu Ramazan şerbetini daha çok beğeniyorum nedense. Ama taşıyabileceğim kadar alacağım. Taşıyabildiğim kadar alacağım. 2 tane alsam yeter. Daha iyi yoğurt alacağım. Soğan girişte miydi ya? İşte dikkatimi çekmedi. Bak soğan tamamıyla unutmuştum. Ton yoğurt 99.500'den 92.500'e düşmüş. İyiymiş. Dostu severim ben ya. Dostu yoğurtları da güzel oluyor. Hazırlamış olduğum soğuk kanser bölümünü açacağım.
Bir şakşukalı konserve hazırlamıştım. Şakşuka konservesi hazırlamıştım. Bir de taze fasulye konservesi hazırlamıştım. Şakşukalar tamamıyla bitti, yani tükendi. Son olarak da taze fasulyem kaldıydı. Normalde ben konservemi hazırlarken içine az da olsa soğanla birlikte kavurmuştum. Domates sosuyla beraber, ama yine de içine soğanlı ve yarım yemek yemek kaşığına yakında. Artık de konuşmamı sevmiyordum. Bir de birazcık sinirim bozuldu o yüzden. Yarım yemek kaşığına yakında salça kullanacağım arkadaşlar. Ay, iki kelimeyi bir araya getiremedim ya, inanın ki. Kızıyorum insanlara, kızıyorum insanlara, bir şey demek istemiyorum, kimseye ağzımı açmak istemiyorum, kimseye cevap vermek istemiyorum, hiç kimseyi kalbimde kırmak istemiyorum, ama siz insanları görmezden geldikçe, siz insanları umursamadıkça insanlar sizin üstünüze daha çok geliyorlar. Bu da insanı gerçekten moralini bozuyor. Ben her zaman için söylemişimdir. Bana yapılan ya da bana söylenen hiçbir sözü ben alınmam. Umursamam, gayrı bile almam. Dikkate dahi almam. Size o şekilde söyleyeyim. Benim için çok da önemli değil. Ama çocuklar için söylenen her şeye ben çok takıyorum. Aşırı derecede takıyorum. Bu yorumları yazan bir arkadaşımız var. Hüseyin Ali Karan. Evet, Hüseyin Ali Karan zaten ismi. Yani Hakan'a takmış durumda. Hakan'ın bağırıntılarına takmış durumda. O çocuğu doktora götür. O çocuğa ilaç versinler. O çocuğa sakinleştirici kullan. O çocuğu psikoloğa götür. Sürekli olarak bu şekilde. Ay, gözlerim yandı. Yani senin bahsettiğin çocuk 3,5 yaşında bir çocuk. Hakan özel durumundan da es geçtim ben. 3-3,5 yaşındaki bir çocuğun bağırması kadar normal ne olabilir bu hayatta? Bu çocuk tabii ki de bağıracak. Bu çocuk tabii ki de kendini ifade edemediği zamanlarda, ki Hakan biliyorsunuz ki yavaş yavaş konuşmaya başladı. Tam olarak hala kendini ifade edemiyor. Ve ifade edemediği zaman da ister istemez sinirleniyor ve tepkisini bağırarak veriyor. Bu da çok normal bir şey zaten. Öğretmenimiz de zaten bağıracak dedi. Çok normal dedi. Duymamazlıktan gelin dedi. Söylediklerini anlamaya çalışın dedi. He, anlamıyorsanız da şayet dedi. Hakan'ı çok sinirlendirmemek için dedi. Anlıyormuş gibi yapıp kenara çekin dedi. Başka bir şey söyleme zaten. Sadece Hakan'ı çok fazla da sinirlendirmemeye gayret gösteriyoruz yani biz. Hayır, sinirlendiği zaman da tepki vermiyoruz. Sinirlendiği zaman çocuğa bağırmıyoruz. Sinirlendiği zaman çocuğa vurmuyoruz. Ya da ceza vermiyoruz. Bu şekilde, hiçbir şekilde böyle bir sistemimiz yok. Ha, ben bu sistemi tabii ki de kendi kafamdan uydurmadım. Bana bunu öğretmenimiz Önder Bey söyledi. Nasıl bir tepki verirseniz o şekilde tepki alırsınız Hakan dedi. Hakan'dan dedi. O yüzden dedi, hep dedi iyi bir şekilde tepki vermeye çalışın dedi. Bağırdığı zaman dedi sakinleşmesi için sadece kucaklayın dedi. Ya da duymamazlıktan gelin dedi. Başka hiçbir şey yapmayın dedi. Ve biz de aynı şekilde öğretmenimizin dedikleri doğrultusunda ilerliyoruz, ama yani Hüseyin Ali Karan'ın bu kadar Hakan'a takması, bu kadar Hakan'a... Yani benim çocuğum ilaçlık bir çocuk değil. Sakinleştirici verilecek bir çocuk da değil. Sakinleştirilmesi gereken bir çocuk da değil yani. Acaba kendisi hiç mi çocuk olmamış? Kendisinin hiç mi çocuğu yok? Çocuğu da yoksa kendisinin etrafında, akrabalarında hiç mi küçük çocuk yok ki? Acaba küçük çocukların dilinden hiç mi anlamıyor? Ben hiç anlamıyorum açıkçası. İnan ki bir şey söyleyemiyorum ben kendisine. Ama bu kadar da Hakan'a takmasına anlam veremiyorum. Yani ufacık çocuk, ona ne yaptı ki sen bu çocuğa bu kadar taktın, bu kadar bu çocuğa psikolojik deli muamelesi yapıyorsun. Evet, gerçekten Hakan'ın yazdığı yorumlar ve sizin görmediğiniz, sevdiğim yorumlarda çocuğa bildiğiniz psikolojik deli. Avaza çıktığı kadar anıran bir çocuk diyen bir insan yani. Ama ilk önce Hakan'a psikoloğa götürmemden önce ilk önce kendisine psikoloğa gitmesini ve ilaç tedavisine başlamasını inan ki öneririm. Sadece kendisinden tek istediğim şey Hakan'ın üzerinden deyim yerindeyse ellerini çeksin. Yazı yazmasın. Hakan'a bu şekilde konuşmasın, çünkü sevmiyorum. İnanın ki sevmiyorum. Biliyorsunuz ki çocuklar söz konusu olduğu zaman benim her şeyi bozuyor. Yani şey yok. Ben de çocuklar konusunda hiçbir şekilde yani ki gereği şeyim yok. Vitesim yok yani. Dedim Allah inşallah aklını başına getirdik senin arkadaşımızı. Kendisine gerçekten bir şey demek istemiyorum. En başından da söylediğim gibi. Kimseyi kırmak istemiyorum, kimseyi üzmek istemiyorum, kimseye bir şey söylemek istemiyorum, kötü söz söylemek istemiyorum. Buradan sadece güzel bir dille
kendisini ya uyarı bazında bir şey de söyleyeyim. Uyarmak da aslında çok şey bir şey yani. Kötü bir şey gibi diyeyim ben sizlere ama uyarmak da değil ama uyarı bazında söylüyorum. Bu şekilde halkın üzerinden yürümesin bana. İnanın ki yürümesin. Ben çocuğuma nasıl davranacağımı biliyorum. Ben çocuğuma nasıl hareket edeceğimi biliyorum. Ben çocuğuma ilaç kullanıp ya da kullanılmayacağını senden çok 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 daha iyi biliyorum. Ben çocuğuma bağırıp ya da bağıramayacağımı yani senden daha iyi biliyorum. Sen bu şekilde bana hiçbir şey diyemezsin. Benim net bir şekilde çocuğuma rahatlıyor diyebilirsin. Ve de benim çocuğuma hayvan gibi bağırıp onlara bir çocuk diye şey yapamazsın, hitap edemezsin. İnan. Çünkü sana laf söyledim. Çocuk da 3,5 yaşındaki bir çocuk. Artık yani bir çocuk mu diyeyim. Benim gözümde Hakan hala bir bebek. İnanın ki bebek. Sen 3,5 yaşındaki bir bebeğe bu lafları söylüyorsun. Ve sen bunları kendine yakıştırabiliyorsan çocuklara bu lafı, bu çocuğa bu lafı söylemeye kendine yakıştırabiliyorsun açıkçası. Ben hiçbir şey söylemiyorum sana. Ne diyeyim? Bunu kime yaptın şimdi? Öylesine. Yani şu şeyi de öylesine yaptım. Ben bunu internette gördüm de ben bunu birisine yaptım zannettim ya, ama ben bu çingeneye bayıldım işte ama. İşte bunu evet yani bu biraz uğraştıracağım bu çingeneye. Teferruatı çok fazla. Evet, baksana çok yani tam. Tam bir çingene. Yani şey çingene demeyeyim de roman diyeyim artık ne diyeyim roman. Yani bu zaten hakaret anlamında çingene değil yani. Ya kimisi hakaret anlamında anlıyor da o yüzden. Canım, daha neler kimisi ki kime hakaret edelim yani. Evet. İskambil kağıtlarına kadar var. Tef var elinde. Tefi de var. Hayır yan tarafında şal yani var. Yani İspanyol da diyebilirsin. Hani bu şey de diyebilirsin. Yani bu. Çok güzel ya. Bayıldım. Romanyalı da diyebilirsin. Yani şey. Çok. Ben de şu şey belinin detaylarına falan. Evet. Ya çok merak yani çok böyle hani bir mistik diyorum ben buna. Mistik böyle bir cüce yapmak istedim. Hadi dedim böyle bir çok şey yapayım. Çok güzel olmuş. Kızımız gitmemiş daha. Onu vermiyorum ya belki. O bende bilerek kalıyor. Aa. Evet. Ay ben bunu birisine yaptıydın zannediyorum Şebnemciğim ama şu da çok hoşuma gitti. Değil mi? Bu da hala. Buradaymış. Ben de bunların her ikisinin sahibi var diye biliyorum. Yani bunun sahibi yokmuş şu anda da bunu öylesine yapmış. Roman kızımız da öylesine yapmış. Askerimiz deseniz. Ay, o da aynı şekilde askerde çok güzel olmuş. Asker dedemiz de güzel olmuş ama bu hippinin bir gideceği yer var diye biliyordum ben. Eline de ne vermiş? Kitap. Ay evet ya. Her ince detayına kadar düşünmüş. Burada ne var? Ha, burada da konuda da çantası varmış bak. Bunu evet, vermiyorum bir... belki. Bu bende duruyor. Şimdi hatırladım. Ben birkaç defa kendisine yazdım. Cüceniz hazır. Adres isterim dedim. Instagram'dan kendisine ulaştım. Hatta 2 ya da 3 defa yazdım cüce hazır diye. Ama bana bir geri dönüş yapmadıydı. Sorun değil yani. O kızı çok seven, çok fazla seven var. Çok isteyen var. Da ben hani... Başı da çok güzel olmuş. Bu kızcağızımın cücesini bu kızcağız bilerek vermiyorum. Bu bende duruyor. Ama kızı aldı yani cücesini de ben bende tuttum. Ha sen sende tuttun. Evet evet. Ben senin şey cücen gibi. Aa ben tam. Ay evet ama şimdi bak Şebnem yanlış hatırlamıyorum. Yine onu sen birisi için yapmıştın. Bu, onu biliyorum. Bu evet. Evet. Kızı işte hani ismi söyleyeyim. O kızı evet. Yazdığımda görüştüm ben hatta. O da tesadüf hatta olduğu için görüştüm. Ondan sonra cücesi bende. Ha tamam. Şimdi oturdu benim yerine. Bir tane yapacağım. Masa üstüne iş yeri için bir tane yapacağım. O kızımın cücesi o. Çok da cici bir kız. Evet çok güzel o çok geldi, cici. İşte bana kahve içmeye cücesini de gördü. Ondan sonra ama vermeyeceğim daha dedim. Daha zamanı var onu vermeyeceğim onun cücesini. Ha tamam o zaman bir şey değil. Yani o bilerek duruyor o kız. O şey yani. Ama baya şey yaptık. İyi iyi yani onda hani şeyimiz iyi. Diyaloğunuz enerjiniz iyi. Şimdi ne ona, güzel. Şey adını sen getir. Küçük bir tane de iş yerine yapacağım. Bu hafta masaya. İnşallah. Evet evet masasına. Ay inşallah. Bulursam. Ama dediğim gibi hepsi çok güzel olmuş. Hele askerde de çok bir değişik ay, olmuş güzel, ya. Çok güzeldi ya. Kırmızı beyaz. O kadar bayıldım ki kırmızı. Ya sen Instagram sayfanda paylaşıyorsun. Evet. Ben onların hepsini görüyorum Şebnem. Evet, yani hani o kırmızı Şeb.ergin diye. Bayıldım. O kadar. Mahkeme 22 Mayıs'a atıldı. Niye? Nafaka mahkemesi. Neden burası atıldı? Nafaka hani bitmiş nafaka mahkemesi bu. Neyini attılar da?
Nafaka arttırım davası bu. Tamam sandı, tamam milli, hayır anlamadım. Yani senin boşanman şey, çocukların giderleri belli. Hani neyine attılar hani? Neyine attılar çünkü şey araştırılacak oldu. Bir şey yok, hesaplanacak bir şey yok. Hani kağıtlı, kürekli, şahitli, mahitli bir şey yok ya. Şahit var. Salim şahit getirecek. Salim çünkü para, hiç param yok diyor, ağlıyor. Ya tam paran yok ama bu çocuk şimdi derken ya bak. Ama işte bak, sinirim kalktı bak şimdi. Şimdi aile evde karı koca yaşıyorsunuz. Tamam. Ne olacak, taş mı kemerin diyecek param yok çocuklara. Lan yani ha ayrılmışsın ha bir aradasın. Neticede bu çocuklar ortada. Sen ben mi sana dilekçesini söyledim mi? Evet. 8 saatlik dilekçesini. Evet anlattım. Tamam. O zaman da sinirlendim ha. Böyle. Evet. Ya şimdi param yok. İyi benim de yok. Şey yap. Tamam bak. Evlatlık vereyim en azından iyi. Hayır ama yani yok param yok. Tamam yok ben bakamıyorum artık. Ya şimdi ben çocuklara bakamam benim param yok. Benim... Arkadaşım bakamam nasıl bir cümledir ya dünyada bu çocuklar. Ay bak sinirim kalktı ben gibi yemin ediyorum. Ama çok geriliyorum. Şey ben şey gibi kaldım. Hayır şimdi bu adam seninle evli veya değil. Burada seninle olan bağlantısı değil ki. Farz et yani. Farz et boşanmamış olaydınız. Ne olacaktı? O zaman da param yok. Belgin sen bak diyecektin belki. Ya Belgin sen bakın yok işte. O zaman evlatlık verecektiniz o zaman. O zaman ben dedim benim de param yok. Ben de bakamıyorum diyeyim. O zaman sen nereden bulup bakacaksın çocuklara? Sen yani onu diyeyim. Ben de söyleyeyim. Benim de param yok diyeyim yani. Benim de bakmak için. Ben de onu diyorum var. İşte. Ben de evlendim. Ben de bir eşe bakıyorum diyeyim. Öyle diyor zaten ben. Bakmakla yükümlü oldum. Bir eşim var benim. Ruh hastası mı? O eş mi? Çocuk mu lan? Önce çocuklara bir bak da sen. İşte. Şirketini devretiyormuş. Ya yani ne yaparsa yapsın arkadaşım. Yani. Taş kemirirsin. Yine iki çocuk. Bak. Bazen bir şey olur mesela. Ersan çok gerilir. Daralır. Haklı olaraktan. Şey ben nasıl yapacağız diyor. Ne yapacağız diyor. Ne olacak diyor. Ona da dediğim aynı şey. Bak Ersan diyorum. Batabiliriz. Ölebiliriz, gömülebiliriz ama bir yükümlülüğümüz var. Yerin dibinde de olsak çocukların kafasını şöyle nefes alacakları şekilde yukarıda tutmak zorundayız. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Öyle. Hani biz bunları dünyaya getirdik. Bunlar bizden dünyaya gelmek için bir şey talep etmediler. Doğurduk artık varlar. Ha 5 lirayla bakma imkanın vardır. 5 lirayla bakarsın. Ben şey olarak hani böyle maddinin yüksekliğinden şeyinden ama bakarsın en azından düzgün üstünü başını temiz giydirirsin. Karnını düzgün tok tutarsın. Hani okuluna eğitimine yollarsın bakarsın. Belki çok özel şeyler yapamazsın. Maddiyatın kısıtlıdır bir dershaneye yollayamazsın. Amenna hiç lafım yok. Ben orada işte var doğurdun da çocuğunu dershaneye hayır ya yoksa imkanın. Ama bakarsın. Böyle bir bahane yok ya. Yani. İmkanlarını zorlarsın bakarsın. En basitinden İsmail'e alınan özel ders. O göze battı. Hakan'ın özel kreşi göze battı. Ya özel bir durumu var. Özel kreşe gidiyor. İşte fark etmiyor. Devlet kreşine gitmek zorundaymış. Devlet kreşi arkadaşım, zaten devlet kreşinde yer yok. 3-4 seneden beri de özel çocuklarla ilgilenemiyor öğretmenler. Artı Hakan'ın pozisyondaki bir çocuğu yani daha böyle engelli çocuk diyeyim artık hani özel durumu olan, özel konumlu çocuk diyeyim. Engelli çirkin bir kelime. Evet. Ben de kendi çocuğumu yakıştıramıyorum. Özel durumu olan çocukların olduğu bir kreşe soktuğun zaman bu da Hakan'ı geriletir. Tabii İlerletmez. Yani Hakan'ın normal toplumsal kaynaştırma grubunda olan bir çocuk çünkü. Yani kaynaştırma. Şimdi benim çocuğum da kaynaştırma. Benimki fiziksel kaynaştırma, seninki genel kaynaştırma. Her anlamda kaynaşacak. Kaynaştırma çocuğu zaten kreş zamanında mecbursun bütün çocuklarla. Şimdi kreşler ben de senin için kreş araştırdım. Evet. Kreşler sağ olsun. Hatta beni şuradaki bir sen kreşi önerdin. Oraya gittim. Meğer sonrası özel çocukların annelerinin dinlenebilmesi için haftada iki defa 1-2 saatte verebileceği bir yer. Ya o aklında olur. Mesela hani ne olur yoğun bir işin olur çocuğu hani o gün gerçekten yapmasa şeye gidiyorsun hastaneye gidiyorsun doktora gidiyorsun hastasın ya. İki ama saat. Orada randevu da çalışıyormuş. Tamam olsun ama en azından dersin ki ya ben pazartesi acil şuraya gideceğim. Hakan'ın da kreşi yok hani öğretmenlerde şey yapıyor. Misal yani bir köşende dursun lazım olur ama hayatım şimdi genel bütün çocukları alan kreşler, normal çocuk diyeyim hani özel gereksinimi olmayan çocukları alan kreşler sınıf bazını iki çocuktan fazla almıyorlar. Öğretmenler diğer çocuklarla ilgilenebilsin yani hepsiyle eşit ilgilenebilsin diye.
Daha sen bismillah demeden hepsinin kontenjanı dolmuş. Dolu. Ben konuştum. 3-4 senedir kontenjan biliyorum. Dolu. Evet dolu işte ben de onu diyorum. Hani sen keyfinden vermiyorsun oraya o parayı. Hatta ya alternatif yok. Önder Bey bana dedi ki artık kreşe verebilirsin dediği anda hemen 2 gün içinde ben halkımı kreşe yazdırdım zaten. Biliyorum bizde bak bir sürü. Kaldır, bak kaldır. Hala nereden işte orası olmazsa orası olur diye Mehmet'in gönderdiği çocuğunu gönderdiği yerler. Evet. Yani yok. Dolu kontenjan. Daha içerideyken çocuk bir sonraki kontenjanı dolduruyor millet. Evet sağ olsun Özgür ben de dolaştı 4-5 tane biz kreş dolaştık Özgür'le. İşte anca buraya bırakın. Mesela kadının çocuğu içeride okuyor. Küçük çocuğu içeride okuyor. Ya sonraki doğanı getiriyor. Ya hemen işte tanıdığın eşinin dostu ahbabını sen daha bismillah demeden ya da kreşler mümkün mertebe özel gereksinim çocukları almak da istemedikleri için. Bir tanesi almaz zaten açık verin. Yani kusura bakmayın dedi gönderdi. İstemedikleri için de doluluk oranını bahane ediyorlar. Çünkü öğretmenlere ekstra yük oluyor. Yani öyle veya böyle sonuçta bu çocuğu. Ha bir de yani zaten hani bakamam edemem diye bir cümle yok. Sen bu çocuklara mecbursun bunları yaptırmaya. Ben zaten yani. Sen biliyorsun çocuk başına verdiği para 1000 TL. Feyza'nın Feyza'nınkinde zaten kesti attıydı. Onda sağ olsun kendisi dilekçilerek de 18 yaşında doldurdu. Artık nafaka dönmek zorunda değilim diye kendi niye yazısıyla dilekçe verdi. Reşit oldu çünkü. Ya reşit olsun ama okuyor. Fark etmiyor. Onun için Feyza'nın okuması çok önemli değil. Hayır ya böyle bir biz Salim şimdi... Çok böyle Türk, milliyetçi, şeyci bir adam olarak, geçinen bir adam olarak ne kadar Avrupa'yı düşünmeye başlamış 18 yaşında. O zaman demek ki siz evli olsanız hala Salim'le 18 yaşından sonra Feyza evden gönderecek herhalde. Ne yaptım ben de Feyza ile rastım. Feyza da davasını açtı. Tabii ki de hakkını alacak, tabii ki de hakkı var. Kız çocuk okuyor. Zaten misal yani. Böyle bir dilekçeyi zaten vermeseydi Feyza'nınki de o üst şey üzerinden zaten yine yürüyecek. Anacığım bak şimdi bu devlet bile uğraştırıyor ya sadece uğraştırmak. Devlet bile erkek çocuklarına diyor ki 18 yaşından sonra babadan maaş alıyor. Mesela babası rahmetli olmuş. Hı hı. 18 yaşına kadar babadan maaş alıyor. Kız çocukları evlenene kadar alıyor. Yani hani kanunumuzda bile kız çocuğu 18 yaşında ya kız erkeği yok ama hani kanunda bile böyle bir şey ya var. Bence bence kafasındaki şey ne biliyorsun şu anda bak. Hadi Feyza geçti bak. Feyza 1-2 senede 3-4 sene daha okudu. Kıştanım kaldı. Şu anda Hakan 3 yaşında. Hakan 18'ine girese kadar bu adam diyor ki şu anda düşünecekse ben zaten gelmişim 40 küsur yaşına. Ben 15 yıl daha bir fil diyor lafı ödeyeceğim. Bundan bir şekilde kurtulmam lazım diyor. Ya kurtulamazsın. Onun düşüncesi var herhalde. Ne demek kurtulmam lazım kardeşim git. O zaman doğurmayacaktın. O zaman madem bu kadar evlilik karşısında çocuk karşısında niye gittin çocuklu bir kadınla tekrar evlendin? Onun çocuğuna bakıyorsun. Ona bir şey diyemem zaten. Ya ben diyemem değil. Hayır açmak zorundayız belki. Yani tabii ki ihtiyacı varsa o çocuğa da bak. Çocuk sonuçta ama sen buradan kaçıp oraya niye gittin o zaman? Yani, sen mevcudu niye bozdun o zaman? Ne? Yani şey değil mesela şimdi tamam şimdi de bir çocuğun yanı ama ben ona da babalık yapmasını isterim açıkçası. Çünkü Feyza'nın anlattıklarını o çocuğun da bir babaya ihtiyacı var. Ya bak ama ben kendi çocuklarını öteleyip de bu tarafı vermesine ben kızıyorum zaten. Tabii ki kızacaksın yani normal değil ki bu. Hani normal olan bir şey değil. Ya. Efendim. İyi akşam nasılsın? Sen de hoş geldin mi diyeyim? Silikon çok pahalı ya. Evet, pahalı. Silikon çok pahalı. Biliyorum ben sıcağı da pahalı. Kuvvetli yapıştırıcı da çok pahalı. Amacım ev kadın demeyin ya gözünü seveyim. Valla ev kadınların işi çok daha zor. Neyse 22 Mayıs'ta mahkeme var. Şahit olarak seni yazdırdım zaten. He, biliyorum. Nihal Abla'yı yazdırdım. Saati belli mi? Belli. Sabah öğleden önceydi. Hayır. Evet. Nasıl yapacağız onu? Neyse dur. O gün akşamdan bir şey hazırlarım. Hı hı. Meleğe devrederim. Aynen.
Zaten 10 mu 10.5 gibi bir şey diyordu aslında. Zaten giriyorsun 15 dakika içinde çıkıyorsun. Biz 12 olmadan eve geliriz zaten. Ya o eve geleyim, o yani eve yetişeyim tabii, o şey de Mayıs'ta mı? Evet. Ha Mayıs'taysa problem değil. Kız ben Mart anladım ya şimdi. Biz Mart'tayız ya biz. Ay benim belgin ya. Of Mart ya. Bitti. Şey Mart'ın sonunda geliriz. Ay ay tamam belki Mayıs. Mayıs'a kadar 10 kere evet. Hallederiz. Ben zaten aynen. Geleceğim. Şimdi şahit olarak ne, bu sefer neyin şahitini yapacağız arkadaşım? Ne diyeceğiz? Hani ne diyeceğiz derken şöyle. Hayır. Evet, onu yani nafakanın neyin şahitliği neymiş? Nafalı ben niye Nazlı'ya sordum. Sana dedim ne soracaklar? Niye Nazlı? Çok merak ediyorum. Dedim ne soracaklar? Belki dedi. Olanı soracaklar ya da senin çocuklara bakıp bakmadığını soracaklar. Ben çocuklar yani şimdi sen İsmail'i biliyorsun. Ya o hayır. Hakan'ı da biliyorum. Çocuklara bakıp bakmadım herhalde soracaklar. Çocuklara masraf yapıp yapmadığımı. Ne alaka çocuğu olup da yani çocuğu olup masraf yapamayan var mıymış? Ya öyle demeyeyim bak şimdi sana. Mesela şey anlatayım. Buradan söyleyeyim bir de. Şimdi saç ben kazan mi? Şey yaptım mesela kazandım ya da aldım ya da elimdeki bütün parayı çocuklara hiçbir şey almam. İsmail üzerindeki kıyafet yırtık olur, sütük olur, cam olur, bu olur. Kılığından kıyafetini tut, yemesinden içmesine kadar. Olur mu? Her şeyini dört dört ilgilenir. Herhalde onları sorarlar diye tahmin ediyorum. Ya herhalde yani giderleri, nafaka hani giderlerinin... Ya bir çocuğun, İsmail yaşındaki bir çocuğun gideri aylık ne kadar olabilir? Tahmini. Valla Belgin en alt limitlerde tutarsan, bak çocuk dediğim en alt limitlerde tutarsan aylık rahat. Hani çünkü bunun... Bak ders aldırmıyorsun, hiçbir şey yaptırmıyorsun diyorum. Yani gene rahat 2000 lirayı bulur. Ne 2000 lira? Hayır bak en alt limitlerde tuttu. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ya sabahleyin bir evden bir ekmek yedireceğim, bir su, bir bardak süt vereceğim. O bu öğlen gelecek, önüne bir makarna koyacağım. Bak alt limit dediğim bu. Akşam da önüne bir bulgur pilavı koyacağım 2000 lira. Hani sadece şeyle... Temel yani öyle. Ölmeyecek kadar ha, besleyeceğim işte. Kadar, nefes alacak kadar güzel. Besleyeceğim. Hani böyle işte çocuk olur, çocuk beslenmesindeki şeyleri çıkaracaksın yani. Standart ölmeyecek işte yani. Yaşayacak çocuk okula gidip gelecek. Hani sırtına bir çanta takacaksın. Üstüne de işte bir şey vereceksin. Onunla idare edecek. Tamam 2000 lira. Çünkü hani şöyle bakıyorlar harcamaya sağ olsun beyler. Evet. Hani... İşte sinemaya mı gönderiyorsun, dışarıda mı yemek yediriyorsun, zaten evde pişiriyor, zaten evdeki kahvaltılıktan, hani mantık bu. Hayır, çocuğa özel yaptığın zaman sabah bir çocukta ne vardır? Bir tane, ben geçen onu söyledim, dedim ki, arkadaşım dedim, 5 kişilik bir aile düşün dedim. Herkes sabah evden çıkmadan bir yumurta yiyecek. En ucuz yumurta, bir min yumurtası adeti 3,5 lira. Bak. En ucuz yumurta bir min yumurtası diyelim yani en ucuzlarından hani Bim, Şok gibi marketlerde. O bilibili dediğimiz, vırt dediğimiz yumurtanın 15'lisinin yumurta adeti 3,5 lira. Şimdi sabah 5 kişi yediği zaman 17,5 lira kafadan sadece ocağını falan değil çiğ yumurta parası. Hani anladın mı ne demek istedim yani. Şimdi mantıken böyle bakmıyor adam. Sen sabah çocuğu okula gönderirken bir bardak süt vereceksin. Değil mi? Hani bir yumurta haşladın çocuğa, bir tane ballı ekmek ya da bir şerli ekmek bir şey sürdün, bitti zaten. Onu gitti sabah. 20 lira gitti sabah bak. 20 lira. Hani dilim bazında söylüyorum, bardak bazında söylüyorum. En altta tuttum. 20 lira sabah gitti. Ayavur. Sadece sabah kahvaltısı bu. Hani bunu yapmayacaksın işte. Sabah bir bardak süt vereceksin ya da bir tane lok yumurta yedireceksin. Öğlen bir makarna açmış. Şu an ona bakarsan o zaman demek ki bana vermiş olduğu İsmail için verdiği 1000 TL'yle İsmail sadece sabah kahvaltısı yapıyor. Kahvaltısı yapabiliyor. Başka bir şey yapamıyor. Yapamıyor işte. Yok şimdi geçen ne oldu biliyor musun? Melek'le konuşuyoruz. 2 gün önce mi ne? Şey dedi, Şevdar dedi, işte dedi, Fitre dedi, şey yapacağım dedi. Melek dedi, nasıl ayarlayacaksın dedim. Hani sıkıntı var bu kadar şey. Yok kız dedi, hani dedi, İşte kaç kişiyse girdi. Ya arkadaşım dedim o öyle değil. Hani şimdi bilmiyorum bu niye böyle bu kadar yanlış ama biliyor. Ama bak şimdi bak onu herkes yanlış biliyor. Onu ben de yanlış bilenlerdenim. Bak ama sen 30 gün boyunca oruç tutuyorsun. Tutuyorum Allah izin verirse yani. Ha ya misal yani annen tutuyor işte Ebru tutuyor evet. Tamam mı? Sana normal o. Sen ne yapıyorsun? Ramazan bitiyor. Hani diyorsun ki evde kaç kişiyiz biz? 4 kişiyiz, 3 kişiyiz. İşte Diyanet'in açık. Ya ben Diyanet'in açıklamadığı rakamları da çok şey bulmuyorum. Çünkü çok cüzi açıklıyor. Evet. Oturacaksın. Çok basit. Diyeceksin ki arkadaşım yani en alt limitte bir insan
bir iftarda yani bir günde karnını ne kadara doyurur? 100 liraya mı doyurur? 200 liraya mı doyurur? 250 liraya mı doyurur? Artık o rakamı belirliyorsun. Evde kaç kişiyse onunla çarpıp verirsin. Diyelim ki 100 lira mı dedin? İşte 4 kişi misiniz? 400 lira para çıkar denilen. Bak senin olayın ayrı. Sen oruç tutuyorsun. Şimdi ama bütün Ramazan oruç tutmayan da seninkinin aynısını yapıyor. Benim dediğim fitre bu değil. Fitre tutmadığın orucun şeyidir yani. Hani ben orucu tutamadım ama hastaydım tutamadım. Ama işte rahatsızlık, ben ilaç kullanıyorum. İşte melek ilaç kullanıyorum. Mesela kalp hastası, kalp rahatsızlığı var. Ya da tutamıyorsun yani. Mesela Ersan oruç tutmaya kalkıyor, bayılıyor, kan şekeri düşüyor. Kan şekeri. İki kere tuvalette bayıldı. Yani yok, imkanı yok yani adamın. Zaten ağır beden işçisi adam da hani geçtim yani çok denildi. Yok, bayılıyor adam, bildiğin bayılıyor. Hastanelik olduk kaç kere oruç tutacak diye. E şimdi ne yapacaksın? Hesaplayacaksın. Diyeceksin ki Ramazan'da ben kaç gün oruç tuttum? 10 gün oruç tuttum. Kaç gündü? 30 gündü. Ben 20 gün oruç tutamadım. Bu parayı 20 ile çarpacaksın. Ona göre vereceksiniz. Hatırlıyor musun bir tane bayan senin takipçilerinden bir hayır yaptı kadın Ramazan'da oruç tutamamıştı. Seviyorum seni. Mesela o, ve o kadar iyi bir yere gitti ki Allah'ım yani o kadar ihtiyacı olan bir yere gitti. Anlatamam ya ki o giden hani orucunda namazında. Nurşen ablacığım sağ olsun bize deprem zamanında çok büyük yardımcı oldu. O deprem oldu. Ayrı ama bak bir şey söyleyeyim. Depremdeki çok inan o Ramazan evet depremdekinde ben normal kendim alışverişe gitsem ben çok bereketli bir alışveriş yaptım. Kasaya geliyorum. Hatırlıyor musun? Evet. Kasaya dolduruyoruz dolduruyoruz. Geliyoruz kasaya. Ne belgenin ne kadar tuttu? Daha bu kadar daha bu kadar paramız var. Allah evet, Allah. Evet maşallah var. O zaman çok bereketli bir para zaten evet. Depremzedeler yani. 11 tane tüp aldık. 11 tane. Yani düşünebiliyor musun? 11 20-30 kilo daha fazla şey. Bak sadece aldık. En acil tüptü. Kimse tüp getiremiyordu. Ve tam o tüp ihtiyacı var dendi. Para geldi. Önce tüpü çıkardık. Tüpün üstüne de kaç kasa yani kaç araba götürdük evet. Şeyi hatırlamıyorum artık bayağı yani. Götürdük, dünyanın malzemesi ve hala daha şey geliyoruz kasaya elimizde para kalmış. Ne güzel. Ben ondan sonra gittim bebek bezi aldım çok tabii, fazla. Tabii tabii. Yani ama işte ilginç olan oydu. Bak o kadın Ramazan'da da fitre yollamıştı ya. Yani oruç işte o doğru. Tutamadı. O, evet 30 gün ben oruç tutamıyorum. Ben o doğru dedi. İşte. Fitre o. Fitre o hayatım. Kadın oturdu. Hatta sen bana sordun nasıl hesaplayacak. Ben de sana aynısını söyledim ki belki dedim. Hani bir günlük yemek ihtiyacı düşünecek. Yani o iftarda. En alttan hesaplayabilirsin. Herkes bütçesine göre. Hani 100 lira der, 150 der. Turşun abla fazlasını hesaplayıp da gönderiyor. Kadının yolladığı çok paranın fazla. Verildiği ailenin 2 aylık kira borcu vardı. 3 çocuk, biri üniversite öğrencisi olmak dahilinde 3 çocuk okutan bir kadın. Yani aile var ya şok oldu parayı verdiğimde. Hani böyle kaldı. Hani hatta bir de o kadar zengin gönüllü ki şey dedi ya hani bir kısmını da başka bir yere mi versin? Fitre zekat parası değil, adak parası mı? Hayır. Adak parası ben verdim bence. Ha. Adak parası da durumu hiç olmayan çok başarılı bir öğrenci var. Ama ailenin durumu yok. Ve çocuğu öğretmenler hani güç bela böyle çok uygun burslu falan bir şeye dershaneye yazdırdılar. O çocuk ama hani aile bir kısmını ödüyor ama o bir kısmını da ödeyemiyor. O adak şey adak parası şeye gitti. Okul bir kız çocuğunun şeyine gitti. Eğitimine gitti ki hala daha hani ben onlara işte mesela ne şey olduğu anda onlara yardım edeceğim. Ya var benim elimde. Nurşen ablamı sağ olsun göndermiş olduğu bütün yardımlar, yani bütün çok, bağışlar diyeyim artık. Sağ ama o kadından giden para o kadar güzel böyle. Güzel yerlere gitti. Evet ama. Yani hayır bir de o kadar şey oturuyor ki belgeyim böyle hani sanki onun yerini bekliyormuş gibi. Nurşen abla diyor ki bana dedi o zaman işte adak parasında belge dedi böyle böyle bir durum var. Var mı? Sen bekle ben Şebnem'e sorayım dedim. Şebnem dedi ki olmaz mı dedi. Bir aile vardı. Çocuğunu okutacak dedi. Okutamıyor dedi. Hayır, çok evet zor durumda var dedi. Miydi? O bir kız çocuğun eğitimine gitti komple. Yani çok iyi geldi o zaman. İçinde ne olmuş biliyor musun? Belge düşünüyor musun? Bak şimdi kadın oturuyor kocasıyla ya almıyorlar yani. Hani böyle bir teklif var. Çocuğu nasıl yazdıracağız? Çok İki gün sonra ya lazım. Çocuk. Evet çok da zeki. İki gün sonra ya lazım para. Ve o gün para geliyor. Yani artık onların mı duası, bu kadının yaptığı hayır. Çünkü bu kadından gelen bütün yardımlar çok böyle hani
O gün bana telefon geldi. Tüp lazım, acil araçlar yola çıkacak. Tamam, malzememiz var ama tüpümüz yok diye. Sen aradın, Şevnem böyle böyle para var diye. Yani hani çok ilginç. Bak, bazı insanın parası çok hayırlı. Ay, evet, çok hayırlı gerçekten. Gitti yani. İnşallah gönderen kim tanımam etmem. İsmen senden duyuyorum ama Allah yani bereketine bereket katsın. Amin. İnşallah yazın geliyor Türkiye'ye. Antalya'ya geliyor. Hatta o zaman var ya bayram şeyde deprem zamanında ben de teşekkür etmek isterim. Ben tamam, benlik bir şey yok ama. Seni de tanımak ister. O olsun. Hatta Konya altında bir tane bir evim var dedi. Depremzede bir ailemi de verebilirim dediğinde. Ya bu Antalya'da bu şey yapamadık. Ben mesela hani çok böyle aracı oldum. Ama hani gönül ister ki keşke biz de o hayırlara vesile olabilsek. O günler gelse de olabilir yani. Yani Şebnemciğim, bulaş aracı olmak bile çok güzel bir şey. Şimdi Nurşen abla bana sordu. Belgin dedi var mı? Var. Sağ olsun dedi. Hani sen de Allah razı olsun senden diyor. Koşturuyorsun, ediyorsun, uğraşıyorsun. Uğraşmaya ben sana uğraşmak değil zaten. Yeter ki böyle olsun ya. Ya bir de hani bu fitreleri verirken ya ne olur. Hani gerçekten böyle cuk otursun. Yani özellikle çocuklarını okut. Ya ben bazen görüyorum mesela diyor ki işte biz diyor falanca tanıdığa verdik. Ya diyor hani işte diyor şöyle emekliler tek başına çoluğu yok. Ya bak ondan ziyade şurada bir tane aile var. 3 çocuk okutmaya çalışıyor. Ya ona ver. O daha sana. Yani yerlerini de iyi tespit etmek lazım Berlin ya. Yani ben ona çok dikkat ediyorum. Mesela diyorlar ki hani şuna mı versek? Ona neyi var diyorum, şuyu var. Onun varsa vermeye gerek yok. İhtiyaç sahibi olan daha çok ihtiyaç sahibi olan ver. Yani kendini, bak elindeki azdır, tamam fazla olur. Etrafında hiç ihtiyaç sahibi olamazsın. Elindeki azı olana verirsin. Hani ben bundan değilim. Ama elinde vardır ama azdır. Ya ona değil, elinde hiç olmayan, elindekiyle zorlanana verir. Fitreleri. Yani o benden de var ve bana yeter ki hani biri bir yere bir şey desin. O kadar çok şey var ki böyle kafama takıp da ya Allah'ım nereden ne kapı açılsa da bu insanlara bir faydamız olsa dediğim var yani insanlar. Hani öyle zaten bir yerlere. Nihal ablacığım, bu sefer editimizi burada yaptık. Evet. Daha iyi oldu. Daha rahat oldu. Ayağım uzatıyorsun. Vardım evet. Ben ya. Ah bir de konuşabilsek. Ay çok yoruldum ben bugün. Seni boya çok yordu. Nihal abla motiflerin birleştirmesini örerek yapmayacak. Benim gibi dikerek bir deneyecek. Bak ben bunu şimdi bir tanesini Nihal ablaya örnek olarak diktim. Bak Nihal abla ortası daha güzel durdu ama. Evet. Sabit oldu. Öbür türlü toplanıyor. Ya toplanıyor burada hep. Ya biz yapamıyoruz onu açıkçası. Yapan da var. Çok güzel olanınki de var ama. Ya bak benim şeyinki, Hırka'nınki çok güzel oldu. Hiç belli değil. Nihal abla belki de bu biraz ipinden dolayı mı acaba? Bilmiyorum. Hırka'nınki çok güzel oldu. Ya, Hırka'nın ipi çok ince ve çok güzeldi. Hırka'nın çok güzel şey. Biliyorsun değil mi? Hırka'nın çok güzel oldu benim. Ha, belki de bu ipinden dolayıdır ama bu ipinden dolayısa sen bunu en güzel dikerek. İp kalın oldu. Belki denemediğim şey kalmadı. Öyle dikiyorum, yapıyorum olmuyor. Böyle yapıyorum, her şeyi denedim. Ya şey yaptığı zaman şurası nasıl, hani böyle bir potluk varsa bu potluğun daha büyüğü. 2-3 katı fazlası burada potluk oluyor. Şimdi bu bütün motiflerde öyle potluk olduğu zaman ister istemez motiflerin şeyi bozuluyor. Potluğunu da geçtim. Hepsini birleştiriyorum. Ulaşıyorum bir gün boyunca biliyorsun. Evet. Gece 2-3'e kadar yapıyorum hani bitsin bir an önce diye. Etrafını dönmeye başladığım zaman volanlanıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse Nihal ablacığım, zamanla yavaş yavaş. Öğreneceğim. Öğreneceksin. Evet, ben ama bu işi öğreneceğim. Ama bak renkler muhteşem oldu. Gerçekten siz bir de bunun bitmiş halini inşallah görürüz hep beraber. Allah kısmet ederse bir daha sökmezsek şayet. Söküle söküle bir oldular yani sök şey değil. Yap, sök yap. Aynen dediği. Bir şeymiş, aynısıymış zaten. Onu götürüp de değiştirelim seninle. Değiştirelim. Ben abla bir ara çıktım da değiştirelim. Evet, dikmeye de geldim. Belgin'den öğrendim. Hı-hı. İğnesini de verdim. İğnemi de aldım. Evet. Vallahi Belgin Allah razı olsun. Bugün ben çıkacak gibi değilim. Bugün de ayağımın üstüne basmayayım dedim. Boyayı bile oturduğum yerden yaptım. Neyse, dışarıda istediğim bir şey var mı? Yok kusum ya. Ekmeğin var mı? Ekmeğin. Ya ekmeğim var. Patates salatası yapacağım zaten. Onu da ekmek yemiyorum yanında. Sağ ol. Alınacak bir şey varsa ben Hakan dönüşte istersen alabilirim. Yani o yüzden soruyorum. Yok sağ ol kusum, var her şey. Tamam.
Biz artık sizlerden yavaş yavaş izninizi isteyelim, kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.